ahilik kavramını özellikle Anadolu toprakları üzerinden okuyoruz ama bu kavramın önceki İslam ülkelerinde de hatta cahiliye döneminde de var olduğuna zaten işaret etmiştiniz. Kavram olarak baktığımız zaman işte fütüvvet kelimesi yani bir anlamda ahiliğin doğuşunun veya ahiliğin önceki halini fütüvvet olarak düşündüğümüzde hani fütüvvet kavramı üzerinden baktığımızda kavram olarak işte feta kelimesi sözlükte genç, yiğit gibi, cömert gibi anlamlara geliyor. Fütüvvet kelimesine baktığımız zaman da yani bu kelimeden türeyen fütüvvete baktığımız zaman da işte gençlik gibi, kahramanlık gibi, cömertlik gibi anlamları biz görebiliyoruz. Burada tabii daha ziyade başlangıç aşamasında biz fütüvvet kavramını o tarihsel sürece yer vereceğiz ama başlangıç aşamasında özellikle biz tasavvufla bu kavramı görmüş oluyoruz. Burada yani öncelikli olarak buna belki bir işaret etmemiz gerekir. Bir de bu tür kavramların gelişimini izlerken yani Kur'an-ı Kerim'de var mıdır, uygulama nasıldır, terim olarak nasıl anlaşılabilir? Genellikle kökenle ilgili çalışma yapan araştırmacılar, alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflere bakıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de feta, feteyat, evet, fityan. Değişik formlarda, çoğul veya tekil formlarında bulunuyor. Fakat bizim bildiğimiz manada bir kurumsal yapının ismi olarak değil. Evet. Fütüvvet mesela geçmiyor ve fütüvvet şeklinde bir kurumdan bahsedilmiyor. Tarihi sürecine baktığımızda bu zamanla olgunlaşan, oluşan bir yapıyı ifade ediyor. Ama her toplumda insani bazı önemli değerler, belki fıtratın bir yansıması olarak, belki ilahi dinlerin yönlendirmesiyle hangi saikle olursa olsun her toplumda takdir edilen, teşvik edilen, insanlarda görülmek istenen değerler var. Bu değerleri zaman içerisinde toplumlar öne de çıkarmış olabilirler, geri plana da itmiş olabilirler ama her halükarda bu değerler toplumda yaşıyor. Bugün de mesela insanların ilgileri, insanların yönelimleri belki modern hayatın getirdiği, metropollerin getirdiği şartlar içerisinde farklı gibi görünse de yine de toplum içerisinde cömertlik gibi, digergamlık gibi, fedakarlık gibi kavramların bazı insanların hayatlarında hatta bazı kurumlarda karşımıza çıktığını görebiliyoruz. Burada tabii yani hani kavramı önemli kılan şey esasında baktığımız zaman yani hani bu gelişim süreci içerisinde olayın hangi noktalara dönüşmeye başladığını ve daha sonrasında da bir müesseseye dönüş hikayesini yani izlemek bu kavramın gündelik hayatımızda veya bu terimin gündelik hayatımızda işlediği yeri görmemiz açısından önemli. Yani hani bu kavramlar niye önemli meselesinin aslında cevabını biz burada aramamız gerekiyor. Şimdi bir şeye işaret etmiştik, demiştik ki fütüvvet kavramı sizin de işaret ettiğiniz üzere hani Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. İşte feta kelimesi veya fityan kelimesi gibi yani fütüvveti doğrudan doğruya tarif etmemekle beraber ama kavramı kavrama işaret edecek sözlük anlamıyla da olsa bazı kavramlar var dedik. Peki uygulama nasıl oldu? Yani bu kavram nasıl gelişti? İşte sizin konuşmanın başında işaret ettiğiniz işte farkındalık, diğergamlık, cömertlik gibi kavramlar aslında nasıl oluştu? Veya daha önemlisi fütüvvet deyince biz nasıl bir şeyi anlamalıyız? Yani ne anlamalıyız sorusu aslında bizim cevabını aradığımız temel sorulardan birisidir diye düşünüyorum. Yani sosyal bir olgu olarak veya bireysel bir vasıf olarak fütüvveti oluşturan bir insanın feta olarak zikredilmesini biraz Türkçe'de delikanlı, fedakar insan anlamında kullanılıyor. Bu kavramlar sosyal bir olgu olarak var. Ama bunun kuruma dönüşmesi zaman alan bir şey. Doğru. Bu bir yılda, 3-5 yılda olan bir şey değil. İlginçtir. Bizde İslam geleneğinde fütüvvetin ortaya çıktığı vasata baktığımız zaman dönem itibariyle aynı zamanda tasavvufun geliştiği bir dönem. Evet. Bu dönem fütüvvet kurumunun ortaya çıktığı yani örgütsel bir yapı olarak sosyal bir olgu olmaktan örgütlü bir yapıya dönüştüğü dönem Emevilerin
sonlarından itibaren başlarsak, evet, Abbasiler döneminde aslında bu kurum artık fütüvet olarak karşımıza çıkıyor. Fütüvet dediğimiz zaman fütüvet kurumu prensipleriyle, kurallarıyla insanların bağlı olduğu aynı zamanda bir tasavvufi yapı. Doğru. Değil mi? Doğru, doğru. İnsanı züht içerisinde yaşamaya teşvik eden, bir takım kurallar, fütüvetnamelerde belirtilen kurallara göre bir duruş sahibi olmalarını sağlayan bir kurum olarak karşımıza çıkıyor Abbasiler döneminde. Hı hı. Ama ondan öncesinde daha çok bireysel bir tavır olarak. Doğru. Bu aslında çıkıyor. Belki hani bireysel tavrı tanımak, yani fütüvetin terim anlamıyla, terminolojik olarak, yani biz bu kavramı belki gündelik hayatımızda duyuyoruz veya ilk defa duyduk ama hani bu kavramın bize ne ifade ettiğini veya birey olarak bize nasıl bir sorumluluk yüklediğini tanımaya bu anlamda ihtiyacımız var. Müsaadeniz olursa ben onunla ilgili birkaç husus var. Yani en azından hani bu tarihsel süreç öncesinde fütüvetin anlam itibariyle bize ne hitap eder? Birey olarak bize ne hitap eder? Hangi davranışımız bunun içerisine girer veya girmeli? Bunun üzerinden birkaç hususa işaret etmek istiyorum. Şimdi aslında hani tarif şu açıdan zor, anlaşılması zor. Ciddi bir özünde bir fedakarlık var çünkü. Hani nerede başlar, nerede biter sorusunun da cevabı. Hani fütüvet kavram olarak baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Yani şunu söylersek yanlış olmaz. Ele geçen bir şeyi, elde ettiğimiz bir şeyi bilerek, isteyerek, yani tercihen başkalarının da istifadesine sunmak, başkalarının da istifade edebilecek haline getirmek. Birinci özellik bu belki. Ele geçmeyen bir şey için de, elde edemediğimiz bir şey için de şükretmek. Aslında çok kolay gibi gözüküyor, çok da zor olan bir şey. Yani bunu yapabiliyorsanız, yani fütüvet niye önemli sorusunun anlamını aslında burada görmüş oluyoruz. Yani istediğimiz, elde ettiğimiz bir şeyi isteyerek paylaşabilmek, isteyip de elde edemediğimiz bir şey için de şükretmek. Fatiha suresinde baktığımız zaman aslında biz bunu görüyoruz. Yani günde her vakitte biz bunu okuyoruz ama işte biraz hani anlamını kavramak istediğimizde, meselenin hitap ettiği noktaları, açılarına bakmak istediğimizde aslında bunu görmüş oluyoruz. Dolayısıyla buradan şuraya geleceğim. Yani fütüvet meselesiyle beraber bir başka kavram karşımıza çıkmış oluyor. Yani bizim yine medeniyetimizde kullandığımız, bizim ihsan hadisinde sıklıkla karşımıza çıkan ihsar dediğimiz kavram. Yani kişinin kardeşini kendi nefsine tercih etmek. Yani kişi sevdiği şeylerden infak etmedikçe gerçek anlamda mümin olamaz. Şimdi sevdiğimiz şeyler var, değer verdiğimiz şeyler var ve bunları başta paylaşmak ve infak etmek üzerine duruyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımız zaman fütüvet kavramıyla beraber aslında üzerinde durmamız gereken temel noktalardan birisi de bu anlamda tam da ihsar kavramı karşımıza çıkıyor. Yani hani biraz daha somutlaştıracak olursak, başkaları için özveride bulunmak, başkaları için fedakarlıkta bulunmak, başkalarının iyiliğini istemek, başkalarının mutluluğunu talep etmek, başkalarının mutluluğunu, iyiliğini kendine, kendi zevklerine tercih etme meselesi. Yani kendi ihtiyacın varken, kendi ihtiyacından önce kardeşinin ihtiyacının giderilmesini istemek. Bu aslında baktığımız zaman işte fert bazında başlıyor ama toplumsal hayatta bunu gerçekleştirmeye başlarsanız, yani işte fütüvet niye önemli meselesinde veya tasavvufta niye öncelikle yer buldu sorusunun aslında cevabını gördüğümüz, görebildiğimiz şeyler. Onun için diyoruz, yani hiçbiriniz, ölçümüz şu aslında, hiçbiriniz kendisi için arzu ettiği şeyi, elde etmek istediği şeyleri kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olamaz. Büyük hakikat bu. Peki hani ne yapacağız o zaman? Bizde bu zaman zaman eleştiri konusudur ya, insanların sıkıntıları var. Bu sıkıntılardan önce bir farkında olacağız. Yani dertleriyle dertlenme dediğimiz husus karşımıza çıkıyor. Kimseye bu anlamda baktığımız zaman kin tutmayacağız, düşmanlık beslemeyeceğiz. Yani o insanları bir anlamda baktığımız zaman anlamaya çalışacağız. Yani zor olmuş olsa bile bu noktada gayret göstermiş olacağız. Burada
yani şu ölçünün hani zorluğunu anlamak ama ölçünün ilahiliğini görmemiz açısından aslında Yusuf kıssasında zikri geçen Hazreti Yusuf'un bir anlamda baktığımız zaman kendine cefa eden kardeşleri için söylediği bir hakikat var. Bugün kınama yok diyebilmektir. Biraz geriye doğru gittiğimiz zaman yani teşbihte hata olmaz diyelim. Mekke fethi esnasında yani Allah Resulü işte doğup büyüdüğü, Müslümanlar doğup büyüdüğü şehirden istemeyerek ayrılmak durumunda kaldılar. Her şeyi bir tarafa bıraktılar ve Medine'ye gittiler. Ne olduklarını bilmeksizin, neyle karşılaşacaklarını bilmeksizin oraya gittiler. Devran döndü ve Müslümanlar tekrar Medine'ye geldiler ve muzaffer bir eda ile geldiler. Ama o muzaffer eda tavırlarına, edalarına yanaşmadı. Oldukça mütevazı bir şekilde giriş yaptılar. Ve yıllarca kendilerine eziyet eden müşrikler, peygamberin huzurunda toplandığı zaman herkes Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği cevabı bekliyordu. Yani bir hayat düşünün ki ömrü hayatınız boyunca herkes size zulmetmiş, kızmış, akrabalarınızı kaybetmişsiniz, malınızı, mülk, bütün zorlukları, sıkıntıları yaşamışsınız. Allah Resulü'nün söylemiş olduğu, orada ilan etmiş olduğu, bugün hepiniz serbestsiniz, bugün size dokunmak yoktur dediği kavram, ifade, hitap, basit bir hitap değil aslında. Bunun yansımalarını aslında görüyoruz. Onun için hani fütüvvet meselesi önemli, toplumsal hayatta karşılık bulursa, işte Hazreti Yusuf'un kardeşleri için söylediği bugün kınamak yok ifadesi bu anlamda önemli. Bunu başarabilmek aslında zor. Yine baktığımız zaman, çok uzattım biliyorum hocam, bir ayetle bağlamak istiyorum. Yani hani fütüvvetin İlahi noktasına da evet doğrudan bir atıf yok ama pek çok ayet de aslında doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan buna işaret etmiş oluyor. Dedik ya yani fütüvvetin bir esası var. O esasında dini esaslar söz konusu, Cenab-ı Hakk'ın muradı söz konusu, sünnete uymak söz konusu, Allah'ın peygamberlerine söylemiş olduğu, tavsiye ettiği sözleri yerine getirmek söz konusu deyince o zaman da bir ayet aklımıza geliyor. Huzil affe. Yani affedici ol, affı al. Yine baktığımız zaman ve mur bil orfi ve iyiliği emret, iyiliği emret. Sonrasındaki ifade önemli. Variz anil cahilin ve cahillerden, kötülerden, kötü kimselerden, sana zarar getirecek olan kimselerden de yüz çevir. Yine baktığımız zaman ifade yani affedici ol. Bu önemli. Evet, yani yapılan şeye karşı kayıtsız kalmak değil ama affedici olmak başka bir şey. Diğergamlık dediğimiz şey başka bir şey. Hüsnü niyet dediğimiz başka bir şey. Fedakarlık dediğimiz başka bir şey. Kardeşi için hoşgörü dediğimiz şey başka bir şey.